Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün günlerden çarşamba. Biz hazırlanıyoruz. Duştan çıktım, saçlarımı tarayacağım. Daha sonra da pazara gideceğiz. Ondan sonra da Suş diye gitmeyi düşünüyoruz. Orada çekmek istiyorum artık. Yani uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden çekmek istiyorum ve orayı inşallah çekeceğim ve düzgün bir şekilde çekmek istiyorum gerçekten. Çünkü yani İzmir'deki videoyu böyle çok kesik kesik oldu. Yani nerede ne çektim, ne yaptım hiç bilemedim. O yüzden bu videoyu artık düzgün bir şekilde çekmek istiyorum. Arkası bir tık dağınık, artık kusura bakmayın. Şimdi kamera da biraz alçakta. Ben hemen saçlarımı kurutup geliyorum. Çıkarken görüşürüz. Evet arkadaşlar, hazırlandık. Böyle oldum. Saçlarımı kuruttum. Küpelerimi taktım. Saatim, bilekliklerim. Böyle bir pantolon giydim. Montum arkada beni bekliyor. Montumu giymedim çünkü araba kullanırken beni rahatsız ediyor. Böyle arkadaşımı bekliyorum. El sallaçık. O da küpelerini takmaya çalışıyor. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Böyleyiz. Arkada kına şeyim var. Montumu alayım ben de. Alırım. Tamam mısın? Tamam. Güzel. Evet. Tabii ki de video. Arkadaşlar merhaba. Suşti. Merhaba. Sen de merhaba dersin. Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Neredeyiz? Suşti'ye gidecektik ama daha Pınar'a geldik. Çok güzel bir manzara var. Kahve içiyoruz. İster kahveni aşkım. Size manzarayı da göstereyim. Buradan da Suşti'ye geçeceğiz. Öyle arkadaşımı gezdiriyoruz. Memnun musun Açık? Memnunum. Bir sıkıntı yok. Çok güzel manzara var burada. Süper değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi manzarayı göstereceğim. Aslında buraya kahvaltıya gelecektim. Kahvaltı yapacaktım. Aynen. Konu Suşti. Aynen. Olabilirdi. Evet, manzarayı göstereceğim arkadaşlar size. Manzarası da böyle. Bayağı güzel. Sakin bir yer. Şöyle şurada da şeyler var. Fanuslu yerler. Oralar da güzel ama biz burada oturmak istedik. Suşti şelalesi. Resmen doğa harikası.
Sonra geldi. Annem bana dedi ki, mesela çok olur. Bir yaşında başa dönüyoruz. Ayşe durunca, şey olur, sadrazam mı? Kısa alınır dedi. Üçüncü vuradan ölüm oldu. Anlaştık. Önceden bir şey olur. Çok olur. Ölüm var. Şimdi ne olmuş? Üçüncü vuradan ölüm olmuş. Geçti. Ha, bu kadar çok şey yok. Eyvallah. Asıl bomba burada başlıyor işte. Ha, önceden biz duraklama ve gerileme diye anlatırdık. Tamam. Duraklama ve gerileme. Şimdi ikisini birleştirdik. Tek ünite yaptı. Değişen dünyada gelir. Karşısında Osmanlı siyaseti oldu. Ünitenin adı. Tamam. Burada da bileceğimiz olay şu. Bak. 1600'ler duraklama devri. 1700'ler gerileme. Kanada'dan başlatıyor. Üçüncü vuradan ölüm 1595'te. 1774 Türk kaynağınca kadar olan geniş bir dönem duraklama gerilemeyi birleştirmiş. Yani ben anlatırken. Hocam duraklama nerede? Gerileme nerede? Demek. Metrede duraklama. Şey yok. Böyle gidiyor. Tamam. Evet. Bakıyorum içine. He, tamam. Bayağı geniş. Burası 1600'ler. 1700'ler. Geleceğiz. 1700'ün 18. yüzyıl diyeceğiz. Ve en gelden bir yere geldik. Nereye? En son döneme. Tamam. En son döneme. Ama uluslararası ilişkilerde denge sakızı. Artık dağılma dönemi deniyor. Dağılma diye bir şey yok. Ne diyor? Uluslararası ilişkilerde denge. Bazen statiko, politikası diye geliyor. Tamam. Burada 1700'ün küçük kaynaklarında bir başlamıyor. Bir yere yarın. 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 Tamam. Aklına göre evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ertesi günden. Biz dün ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Eşim arkadaşlarıyla mangala gitti. Biz de arkadaşımla evde pizza yedik. Oturduk. Yeni dizi başlamıştı Bahar. Onun ilk bölümünü izledik. İkinci bölümünü bugün yarıda bıraktık. Çünkü sabah işlerimiz vardı. Sağlık ocağına gittik. Eşime rapor aldık. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Şimdi yol kenarında bir yerde durduk. Mezarlığın orada. İşte babaanneyle eşim mezarlığa girdiler. Biz de böyle oturuyoruz. Size manzarayı da göstereyim. Buradan köye gideceğiz. Önce anneannenin köyüne uğradık. Buradan da babaannenin köyüne gidip babaanneyi köye bırakacağız. Daha sonra da Kepus'ta gideceğiz. Orada da eşimin babası var. Onu göreceğiz. Sonra da evimize geri döneceğiz. İnşallah böyle. Bu videoyu akşam kapatırım. Çünkü yarın eşimin doğum günü. O zaman yeni bir video başlatacağım. Onun için. Dün biraz tarih dinledim. Yani çok fazla dinleyemedim. Ama birazcık dinledim. İnternette bayağı sıkıntılı bizim. Şu an kendi internetimiz Siirt'te olduğu için biz alt kattan internet çekiyoruz. O da çok fazla çekmiyor. O yüzden çok fazla böyle dinleyemiyorum. Böyle. Ama buradayken dediğim gibi coğrafyayı en azından bitirmek istiyorum ama bilmiyorum. Bakalım Mart'ın 15'ine 20'sine kadar evimizde duracağız gibi gözüküyor. O zamana kadar umarım coğrafyayı bitiririm diyorum. Böyle başka söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Size şimdi manzarayı da göstereyim. Sabahtan beri bir de araba kullanıyorum. O da beni çok yoruyor. Böyle yani. Çeşmenin başındayız. Su akıyor. Göstereyim size manzarayı da. Şöyle çeşmenin başındayız. Karşımızda çöp var ve dağ. Şurası da mezarlık. Evet arkadaşlar merhaba, biz Kepsut'a geldik babamın yanına. Kömür üretiyorlar amcamla birlikte. Size onların üretim yerini göstereceğim. Böyle bunlar paketlenmiş hali. Çakan kömür olarak adı da öyle. Şurada tartılıyor falan, böyle koyuyorlar. Burada da çuvallı hali var. Yapılan yeri de gösteririm size, yerin altında oluyor. Orayı da çekerim. Şöyle paketleri göstereyim. Böyle. Bunlar işte kömür oluyor. Şurada. Yerin altında resmen.
şu anda içinde varmış. Bir 10 gün kadar falan yanıyor herhalde. Bu tam olarak bilmiyorum ama işte bunları doldurup şunları altında yakıyorlar. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Biz eve geldik. Videoyu burada kapatıyorum. Saat bayağı geç oldu çünkü. Herkese artık iyi akşamlar dilemiyorum. Çünkü videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.